Herkese merhaba. Bu içerikte AliExpress'ten almış olduğumuz Li Tokala 500 şarj cihazını inceleyeceğiz. Kutu açılışını ve detaylı incelemesini yapacağız. Kullanım kılavuzumuz var. İngilizce ve Çince. Ben full set almıştım. Bu yüzden araç için şarj soketi de gönderdiler. Şarj adaptörümüz. 2 amperlik çıkış gücümüz var. Maksimum 24 watt veriyor. Bu da şarj cihazımız. Herhangi bir koku yok. Malzeme kalitesi fena sayılmaz. Tuşlar da gayet güzel. Yay esneklikleri gayet yeterli. Ben kaliteliyim diyor. Bu cihazı AliExpress'ten 19 dolara günümüz dolar kuru ile yaklaşık 175 liraya aldım. Kargoda yaklaşık 20 TL'ye tuttu. Bu şekilde araç şarj adaptörü ile birlikte yaklaşık 195 liraya mal oldu bana. Ben bu cihazı evimde kullanmış olduğum şarj pilleri şarj etmek için aldım. Bu cihazın bir üst modeli olan 500S'te minimum şarj akımı 500 mAh iken bu cihazda minimum şarj akımı 300 mAh. Benim için akımın düşük olması önemli olduğu için ben bu cihazı tercih ettim. Şimdi cihazı tanıyalım. Adaptörünü 12 volt girişine takıyorum. Şu anda içinde herhangi bir pil olmadığı için yok anlamına gelen null yazıyor. Ekran parlaklığı çok iyi. Gerçek ekran parlaklığını görmek için ışıkları kapatıyorum. Şu anda ortamda ışık yok. Sadece ekranın ışığı açık. Pilin eksi kutbu yay mekanizmasına gelecek şekilde pili yerleştiriyoruz. Yerleştirdiğimiz esnada değerleri göstermeye başladı. Mod tuşu ile şarj ve test işlemleri arasında geçiş yapabilir. Current tuşu ile hangi akım ile şarj edeceğinizi seçebilirsiniz. 8 saniye boyunca herhangi bir tuşa basmadığınız takdirde yanıp sönme işlemi duracak ve o esnada hangi ayarı seçtiyseniz cihaz o ayarla işlem yapmaya başlayacaktır. Aa, ben yanlış girdim. Ne olacak? Dur, telaş yapma hemen. Değiştirmek isterseniz de mod tuşuna basıp tutuyoruz. Buradaki ibare yanıp sönmeye başlayınca değiştirme işlemi yapabilirsiniz. Pili normal bir şekilde taktığımız anda şarj işlemi 8 saniye sonra başlayacaktır. Akım koruması var cihazın. Pili yanlışlıkla ters taktığınızı farz edelim. Bakın, iki ucu da şu anda değiyor. Pili ters taktığınızı algılayarak herhangi bir işlem yapmıyor. Cihaz biraz büyük. O da büyük pilleri şarj edebilsin diye. Buraya bu şekilde 4 tane liyon pil sığdırabilirsiniz. Buraya küçük bir parantez açalım. Nikel kadmiyum ve nikel metal hibrit özellikli pilleri sürekli olarak bitmeden şarj etmeyin. Yoksa hafıza etkisi, tembel pil etkisi veya pil belleği olarak da çeşitli isimlerde karşımıza çıkan olayla karşılaşırsınız. Oo, en sevdiğim tembellik. Yok, böyle bir tembellik değil. Bu hafıza etkisi nikel kadmiyum ve nikel metal hibrit pillerde gözlenen ve daha az şarj tutmalarına sebep olan bir etkidir. Bu pillerin kısmen boşaldıktan sonra tekrar tekrar şarj edildiklerinde maksimum kapasitelerini kademeli olarak kaybettikleri durumdur. Daha iyi anlaşılması için şöyle örnek verelim. Pili buraya kadar bitirdik diyelim. Sonra tekrar şarj ettik. Sonra tekrar buraya kadar bitirdik. Sonra tekrar şarj ettik. Ve alttaki alan hiç kullanılmadığı için burada bir hafıza etkisi oluşur. Ve artık pil kapasitesini bu şekilde değil, sadece şu şekilde olarak algılamaya başlar. Ve burayı atıl olarak görür. Bu da farz edelim pilimiz 2000 mAh'likse artık pil yavaş yavaş 1000 mAh enerji vermeye başlaması anlamına gelir. Bu da pilin daha küçük hafızayı hatırlaması olarak açıklanabilir. Bu MR değeri bataryanın iç direncini gösteriyor ama maalesef sağlıklı çalışmıyor. Aynı bataryayı söküp tekrar taktığımızda her seferinde farklı değerler görüyorsunuz. Bu da sağlıklı çalışmadığını gösteriyor. Pili taktığımız anda herhangi bir tuşa basmazsak 500 mAh akım ile pili şarj etmeye başlayacaktır. Mod tuşuna bastığımız anda normal ve hızlı test fonksiyonlarına geçiş sağlar. Bu özellik zaten benim bu cihazı alma sebeplerimden bir tanesidir. Pili test ederek pilin içerisinde ne kadarlık enerji kaldığını gösterir. Yani kısmen ömrünü gösterir diyebiliriz. Fast test, yani hızlı test. Pili tamamen boşaltır. Sonra şarj eder. Bu şarj etme esnasında da pili ölçer. Bu şekilde pilin kaç amper enerji verebildiğini hesaplar. Bir pilin bozuk olup olmadığını anlamak için buradan fast test alıyoruz.
Şu anki voltajı 1,37 volt. 1 miliampere getirdim. Normalde çok fazla bir akım bunun için ama pil bozuk olduğu için yapıyorum. Bakın pil bozuk olduğu için hızlı bir şekilde deşarj oluyor. Normalde bu kadar hızlı deşarj olmaması lazım. Şu pil sağlam bir pil. Şimdi onun deşarjına bakalım. 1,39 volt. Aynı deşarj işlemini yapmasına rağmen nasıl yavaş yavaş indiğini görüyorsunuz. İşlemin sonunda şurada pilin kaç miliamperlik enerjiye sahip olduğunu görebiliriz. Hatta şöyle yapalım. Şu 3 pili de teste tabi tutalım. Bu işlemin sonunda burada yazan akım değeri pilin gerçek gücü oluyor. Gördüğümüz gibi 3 numaralı slottaki ince kalem pil testi bitirdi. Bu testin saatler sürmesi gerekirken test 3 dakika sürdü. Pilin kapasitesine de 64 miliamper diyor. Normalde olması gereken 550. Haliyle bu pil ölü. Norm test ise normal test demek. Bu bir pil için en sağlam test yöntemidir. Biraz uzun sürer ama en sağlamı budur. Önce pili tamamen şarj eder, ondan sonra tamamen deşarj eder. Bu deşarj işlemi esnasında pilin içerisindeki toplam akımı ölçer. Bu şekilde kaç amper güç verebildiğini hesaplar ve sonra tekrar şarj eder. Normal test ile hızlı test arasındaki farka bakarsak, hızlı test şarj ederken, normal test ise deşarj ederken pili ölçerek test eder. Birinci slottaki Lyon pilin şarj işlemi de tamamlandı. Şarj işlemini toplamda 9 dakika sürdü. Hani bunun az sürmesinin sebebi pil zaten doluydu. Dolu olduğu için eksik kalan kısmı tamamlamış oldu. 39 miliamper daha akım vermiş oldu pile. 4,20 volta geldiğinde ise şarj işlemini bitirdi. Bir şarjlı pili uzun yıllar boyunca kapasitesinden bir şey kaybetmeden kullanmak isterseniz o pilin toplam akımının onda biriyle şarj etmek gerekir. Yani pilleriniz 2000 miliamperlikse 200 miliamperle pillerinizi şarj etmek en sağlıklı şarj yöntemidir. Bu cihaz en az 300 miliamper veriyor ama o kadarlık akım tolere edilebilir. Kardeşim, adamlar yapmış. 1000 miliamper şarj ederim diyor. Kaptır oradan 1-2 saatte şarj et işte. 2000 miliamperlik bir pili 1000 miliamper ile şarj edersek evet teorik olarak 2 saatte şarj olacaktır. Şarj olmaz mı? Olur elbette. Hızlı şarj olur. Ancak ısınmaya maruz kalacak ve pil daha fazla yorulacaktır. Ve batarya ömründen yiyecektir. Böylece bir pili 5 yıl kullanabilecekken 2-3 yıla hatta 1 yıla kadar kullanım ömrünü düşürebilirsiniz. Kafa. Gel. Gel de el... Pardon, burnunu dokundur bakalım. Belleyelim bakalım ne olacak ki? Yandım anam! Ya gördün mü? Burun değmiyor. Tabii ben de elimi değdiremiyorum. 2 saniye sonra yakıyor çünkü. Bu pil eski olduğu için yaptım bu işlemi. Yeni pil olsa asla yapmayacağım bir şey. Şu hızlı şarj cihazları var ya, İşte bu yüzden onlar tam bir pil katilidir. Yüksek amperi basarlar pillerinize, bu da pillerinizin çok kısa sürede ölmesine sebep olur. Hatta ben ince kalem piller için bu cihazı kullanmayı düşünmüyorum bile. Çünkü ince şarj edilebilen piller 600-800 mAh arasında enerjiye sahiptir. Onda biri ise 60-80 mAh arasına denk gelir. Bu cihaz ile en düşük 300 mAh verebildiğimiz için bu akım bu pillere fazla gelecektir. Benim eski emektar Varta'nın şarj aleti İnce kalem piller için 80 mAh akım verdiği için ben bunu kullanmayı düşünüyorum. Bana göre bu cihazın eksilerinden biridir. Keşke 300 mAh'den değil de 100 mAh'den başlasaydı diyorum. 4 adet pil yuvası mevcut. Ancak bu yuva büyük piller içinde tasarlandığı için küçük pilleri takarken kayma yaşanabiliyor. Güzel bir özelliği ise her yuvayı ayrı ayrı kontrol edebiliyorsunuz. Bir yuvada şarj ederken diğer yuvada test yapabilirsiniz. Bir yuvada ince kalem pil şarj ederken diğer yuvada büyük Lyon pil şarj edebilirsiniz. Bir yuvada 300 mAh ile şarj ederken diğer yuvada 1000 mAh ile şarj edebilirsiniz. Nikel kadmiyum ve nikel metal hibrit pilleri 1,48 volt ile Lyon pilleri ise 4,2 volt ile şarj ediyor. Her yuva ayrı ayrı 300 mAh, 500 mAh, 700 mAh ve 1000 mAh'lik akım verebiliyor. Bu cihazın bir üst modeli olan 500S modelinde ise minimum 500 mAh, maksimum ise 2000 mAh akım alabiliyorsunuz. Burada girdiğimiz current değeri sadece şarj işlemi için geçerli.
Deşarj işlemini ise sadece 500 mAh ile yapıyor. Deşarj işlemi standart olarak liyon pillerde 2.8 volt, diğer pillerde ise 0,9 voltta kesiliyor. Burada bir hatırlatma yapmak isterim. 2000 mAh'lik kaliteli bir şarjlı pil, tek şarjda piyasada bulabileceğiniz en kaliteli alkalin pil kadar enerji verebiliyor. Nereden biliyorsun? Çek kafanı. Puf. İşte burada. Şarj edebildiği pillerin listesini yan tarafa veriyorum. Burada gördüğümüz birinci sıra piller, evlerimizde kullandığımız kalem pil, ince kalem pil, büyük boy pil. İkinci sıra piller ise dizüstü bilgisayar bataryaları gibi büyük cihazları çalıştırmak için kullanılan pillerdir. Takabileceğimiz pil boyutlarından bahsetmek gerekirse, çap 8-26 mm arasında, yükseklik ise 34-71 mm arasında değişken pilleri şarj edebiliriz bunda. Yani görsel olarak şu iki pili de şarj edebilme kapasitesine sahip. Cihaza taktığımız 18650 Li piller ile buradan cep telefonumuza 5 volt 1 amper akım vererek şarj edebiliyoruz. Çok gerekli değil ama olmasında bir zararı da yok bence. Son olarak araç bağlantımızı da yaparak test edelim. Evet. Burada da sağlıklı bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Enerjiniz hiç bitmesin. Hoşça kalın.